Volkan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Volkan Bey, Boztepe Koru Kafeterya ve Aile Çay Bahçesi olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, en önemlisi hizmet kalitesi, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Volkan Boz kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet, ismim Volkan Boz. 1988 yılından beri bulunduğumuz yerde Trabzon'un Boztepe semtinde hizmet vermekteyiz. Kafe, restoran üzerine. 1988 yılında babamızın kurmuş olduğu sektörde devam ediyoruz. İkinci kuşak olarak adlandırabiliriz. Evet. Sektörde kafe restoran olarak hizmet veriyoruz. Ve Trabzon'un merkeze yakın, en yakın hatta zirvede bir lokasyondayız. Bir tarafımızda yeşil koru, inanılmaz bir panorama. Bir tarafta da Karadeniz manzarası eşliğinde hem kafe hem restoran olarak burada bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki efendim, Boztepe Koru Kafeterya ve Aile Çay Bahçesi olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz? İşletme hakkında biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Bizim önceliğimiz yaz aylarında ki yoğun turist akımına uğruyor Trabzon ve özellikle Boztepe. Yazın o yoğunlukta hizmet, önceliğimiz yazın o yoğunluktaki müşterilerimize hizmet vermek. Çok büyük bir açık alanımız var. Evet. Manzara, özellikle deniz, o güzelim maviyi görebiliyor müşterilerimiz. Onun yanında kapalı alanımız var. Kapalı alanımızda yiyecek üzerine ve içecek üzerine, özellikle çay. Trabzon biliyorsunuz en meşhur içeceği çay. Çay servisi yapıyoruz. Çayı da açık alanımızda semaver şeklinde hizmet vermekteyiz. Semaver anlamında da müşterilerimiz çok ilginç olduğunu, özellikle de manzaraya karşı semaveri içme büyük bir haz veriyor, büyük bir tat veriyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz çayda, semaverde özellikle. Onun dışında yöresel sabah kahvaltısı sunuyoruz müşterilerimize. Serpme kahvaltı. Serpme kahvaltı şeklinde, işte buranın biliyorsunuz meşhur kuymağı vardır. Trabzon kuymağı, özellikle peyniri ve tereyağıyla birlikte. Kuymak servisimiz var. İşte sabah kahvaltısı servisimiz var. Yanında tabii ki semaverle çay servisi. İnsanlar yani kahvaltısını yaparken işte resim çekilmek, işte onu paylaşmak, özellikle uzak yurt dışındaki gurbetçilerimize çok ilginç geliyor. Dediğim gibi kışında kapalı alanımızda servis yapıyoruz, hizmet veriyoruz. İşte yine aynı şekilde sabah kahvaltısı, çay servisimiz, işte kahve çeşitlerimiz vesaire güzel. İnsanları memnun ediyoruz diye düşünüyorum. Yani aldığımız tepkiler hep bu yönde. Sektörde de eski olmanın avantajlarını tabii ki görüyoruz. Yaklaşık işte 32-33 yıllık bir zaman dilimine tekabül ediyor. Bu da bizi bir adım öne çıkarıyor. Özellikle konum itibariyle, lokasyon itibariyle de dediğiniz gibi şehre çok yakın oluşumuz, yani merkezden işte 5 dakikada, maksimum 10 dakikada buraya gelip insanlarımız rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde çayını, kahvesini, yemeğini yiyip buradan ayrılabiliyorlar. Evet, yani bir kafe ve çay bahçesi dışında restoran hizmeti veriyorsunuz ve burada da ızgara çeşitleriyle. Izgara çeşitlerimiz var, evet. Dediğim gibi yani burada özellikle hani sabah kahvaltısının işte serpme şeklinde verilmesi insanları burada bir ikindiye kadar hani bir tokluk anlamında, çünkü çok doyurucu oluyor bu tarz şeyler, bu tarz yöresel yerlerde. Onun dışında da ızgara çeşitleriyle akabinde akşama kadar, akşam 11'e kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, peki efendim, gıda sektörü çok hassas bir sektör. Evet. Yapılabilecek en ufak hatalarda insan sağlığı söz konusu olduğu için olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Bunları göz önünde bulundurarak dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir Volkan Bey? Şimdi şöyle izah edeyim. Tabii ki şimdi bütün işletmeler kendine göre işte çok hijyen olduğunu iddia ederler. Evet. Biz de tabii ki aynı iddiada bulunuyoruz. Yalnız bizim özellikle Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok hassas. Sürekli denetimlere tabi tutuluruz. İşte sürekli arkadaşlar gelirler, bizi de bilgilendirirler. Yani çok hassastır mesela. İnsan bir küçük bir tereyağını bile üzerinde etiket yoksa satamayabilir aslında, satmamalı. İşletmeler genel olarak herkes, bütün işletmeler çok titiz olduğunu, çok hijyenik olduğunu ve temizliğe önem verdiğini söyler. Biz de tabii ki aynı iddiada bulunuyoruz. Fakat bu konuda özellikle Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çok titiz çalışmaları var. Özellikle Trabzon'da mevsimsel olarak çok turist akını olduğu için şehrimize belli dönemlerde bu tarz yerlerde çok titiz, hummalı çalışmalar yapılır. Biz de bunlardan nasibimizi alıyoruz. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Özel firmalarla görüşüyoruz. Anlaştığımız firmalar var.
gelip işte bizi mutfak hijyeniyle alakalı garsonlarımızın, çalışanlarımızın hizmetiyle ve temizliğiyle alakalı bizlere bilgilendirmeler yapıyorlar. Bu da çok olumlu oluyor dediğim gibi. Yani evet. Olumsuz anlamda bir tepkiyle karşılaşmadık henüz. Evet. Yani bunlar tabii ki anlık olarak yapılıyor. Hani işte şu gün şu saatte denetime tabii ki, geleceğiz tamamen, ya böyle bir tabii şey söz tamamen, konusu değil. Anlık. Tamamen sürpriz yani bu. Evet. Her an gelebilirler, çıkabilirler. Evet. Biz ona göre önlemimizi alıyoruz. 12 ay, 365 gün tam titizlikle işimizi yürütüyoruz. Dediğim gibi sektörde eski olmanın, evet, bilinebilirliğinin artması açısından bunlar çok önemli. Evet. Yani bizim reklamımız asla birileriyle işte gazetelerde vesairelerde değil, öncelik reklamımız. Öncelik reklamımız bizden müşterinin ayrıldıktan sonra bizi övmesi. Çok güzeldi. İşte çok memnun kaldım demesi. Evet. Akabinde tabii ki sosyal medya argümanları önemli tabii ki. Evet. Peki efendim, son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Hem işletme hem ürünler hakkında önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Ben bizi izleyen vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza Trabzon'a, özellikle Boztepe'ye gelmelerini tavsiye ederim. Evet. Çünkü duymak başka, görmek başka derler ya. Kesinlikle. Biz Trabzon'da, Boztepe'de bu manzarada bizim de çayımızı, kahvaltımızı en iyi şekilde hizmet etmeyi isteriz vatandaşlarımıza. Bekleriz. Ayaklarına sağlık deriz. Uğurlar göndeririz. Evet. Biz de Trabzon'da bulunan ya da yolu Trabzon'a düşen herkesi Ortahisar'da Boztepe mevkiinde bulunan, vermiş olduğunuz bu katil hizmetlerden ötürü Boztepe Koru Kafeterya ve Aile Çay Bahçesi işletmesine biz de buradan izleyicilerimize davette bulunmuş olalım. Teşekkür vermiş ederim. Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarınızla devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sizler sağ olun.